İkinci günden, yok kaçıncı gün oluyor? Üçüncü günden herkese merhabalar arkadaşlar. Neredeyiz? Avusturya'dayız. Viyana'ya geldik bugün. 3 saat sürdü yolculuğumuz Macaristan'dan. Daha şimdi adımımızı attık, keşfetmeye başlayacağız. Viyana'yı merak ediyoruz. Çok güzel binaları oldu söyleniyor. Avusturya bu gezeceğimiz ülkeler arasında en iyi ekonomiye sahip ülke arkadaşlar. Yani denizi olmamasına rağmen su sporlarında da çok başarılı olan bir ülke. Yani gelişmiş bir ülke. Bakalım. Avrupa'ya gelmiş gibi hissedebiliriz burada herhalde. Budapeşte de pek hissetmedik. Yani hissettik yine be. Yok be, ne hissettik. Bir de çok fazla Türk vardı. Her yerde bir dükkana giriyoruz, hoş geldiniz diyorlar. Lavaboya girdik, kapıyı çaldım, dolu diyor. Yine aynı sakinlik burada da var arkadaşlar. Yaklaşık 10 milyon bir nüfusa sahip olan Avusturya'nın en büyük şehri Viyana. 1 milyona aşkın insan yaşıyor arkadaşlar. Ne haber? İyilik. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Viyana'da değişik bina yapıları olan bir yere geldik. Bunların mimarının adı Hundert Wassermiş. Şurada ismi yazıyor. Bu arkamda gördüğünüz binaları kendisi tasarlamış. Niye bu şekilde yapmış? İşte biz işte insanlar olarak çok benciliz. Doğayı kendimiz uydurmaya çalışıyoruz. Aslında bu doğru değil. Biz doğaya uyum sağlamalıyız diye söylemiş. Ve doğada işte düz çizgiler yoktur. Doğada simetri yoktur. Bakış açısıyla binalarını böyle işte yatay, böyle karmakarışık çizgiler, farklı şekiller yapmış. Bir de işte insanlar duygularını gözleriyle ifade ederler. İşte doğa da öyledir. O yüzden binalardaki bu pencerelerin hiçbiri de birbirine benzemiyormuş. Gerçekten de benzemiyor. Evet, hepsi farklı, renkleri farklı. Fark ettiyseniz sarmaşıklar var bölge bölge. Yani doğru bir bakış açısı da tüm binalar böyle olsun ister miydim emin değildim. Ama bak çatıda bildiğin ağaçlar fışkırıyor yani arkadaşlar, görüyorsunuz. Binanın başka bir cepheden görünüşü. Binanın göremediğimiz kısımda böyle. Hani adam doğayla uyumlu şey yapmış. Bunlar güvercinden gelmesin diye dikenli şey koymuşlar. O bina yapısının tam karşısında bir pasaj var. O pasajda da alışveriş yerleri bulabilirmişiz. Şu magnetlere 5 euro burada. Evet. Biz Budapeşte'de 2 euroya ve 3 euroya aldık. Limonata 5 euro. Aa. Yeni rakı. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. Ne kadar büyük. Buna şey derler. 35 euro şu. Sığır doyuran. Bir fırın bulduk. Şimdi burada kruvasanlar var. Bir de buranın kendinin meşhur bir tatlısı varmış. İçi elmalı. İstersen bir kruvasan, bir bundan deneyelim. Bundan kesin alalım ya, ben merak ettim. Tamam, alalım. Meşhur tatlısı. And this one? Şu. Yes. Elmalı. İçinde elma dilimleri görünüyor. Topfen Strudel gibi bir şey sanırım adı. Thank you. Evet, buranın meşhur tatlısı ve bir de çilekli kruvasan aldık. Ben çilekli link aldım. Ezgi Şevetler link aldı. Saçlarımı kestirdim. Hiçbir şey söylemedim bugün. Ne? Tıraş oldum. Hiçbir şey söylemedim bugün. Ezgi ile birlikte. Şimdi piknik yapmaya gideceğiz. Avusturya'dayız. Avusturya Meydan Parkı'na gideceğiz. Avrupa'da çok fazla bisiklet kültürü var. Ve şunu fark ettim. İnsanlar pahalı bisikletlere falan binmiyor yani. Öyle bir şeyleri yok, amaçları yok. Bakın. Hepsi böyle. Belki de 20 yıllık bisikletli yani birçoğu. Tamamen hayattan zevk alma amacıyla yaşıyorlar. Daha iyisini alma gibi bir hevesleri, istekleri yok gibi duruyor. Kişisel gözlemim, belki de öyle değildir. Ama gördüğüm kadarıyla öyle. Çünkü kullanılan motosikletler falan da şey yani böyle. 20 yaşında motosikletler. Adamlar hala biniyor. Görüntüsü bu şekilde. Isır. Mecbur ısıracağım. Elmalı kek gibi, turta gibi. Kekin arasında elma turtası var. Çok farklı bir tat değil, tarçınlı falan. Ama güzel, hoş. Ezgi yutuyor. Yudur, yudur. Hayır, ben çikolata kruvasan istedim, onu da aldırmadım. Onu da çilekli aldık, onu da Ezgi'nin istediğini aldık. Hep Ezgi'nin istediklerini yapıyoruz bu gezide. Şimdi Viyana şehir merkezindeyiz.
gezebildiğimiz kadar gezmeye çalışacağız. Zamanımız biraz kısıtlı. Bir sonraki videoda Hallstatt'ı göreceğiz arkadaşlar. Orası uzun zamandır takip ettiğim bir yerdi. İlk defa gitme fırsatı olacak. Nasıl Viyana? Güzel. Biraz şehir turu yapınca sıkıldık böyle otobüsün içinde de. Şu an indiğimiz yerdeki yapılar falan çok güzel. Budapeşte'de güzel olan şey işte Tuna Nehri'nin şehri ikiye ayırması, işte köprülerin olması falan. Ama buranın da mimari yapıları çok daha heybetli, çok daha estetik duruyorlar. Bu karşıda gördüğümüz Yeni Saray bölümü. Bu Yeni Saray'ın alt kısmında bizi de çok ilgilendiren Efes Müzesi var. 1891 yılından bu yana Avusturyalılar kazıyor Efes'i ve çıkardıkları şeyleri de buraya getiriyorlar. Artık değil ama bir zamanlar yeterince getirmişler. Burada bir Efes Müzesi kadar eser var. Efes'ten çıkart. Tarafını seç. 49 euro. Ferrari ile tur. Bakar mısınız? Oo. Nasıl? Şurası da güzel bak heykeller. Sanki buradaki yapıların tepelerinde hep böyle altın işlemeler, altından oluşan heykeller var en uçlarında. Viyana'da böyle ultra zenginlerin alışveriş yaptığı çok fazla pahalı marka varmış. Tabii bugün pazar olduğu için hepsi kapalıydı. Açık olsaydı alırdık. Rüyamızda filan. Böyle Avrupa şehirlerinde önceden vebadan dolayı çok kayıplar yaşadıkları için her ülkede böyle veba heykelleri yapılırmış. Budapeşte'de de görmüştük. Yani bu heykelin amacı hani biz nasıl nazar boncuğu takarız işte nazardan korunmak için. Onlar da vebadan korunmak için şehirlerine bu heykelleri dikiyorlarmış. Oo, çok güzel bir yapı var şurada. Çok güzel ya, hayran kalıyorsunuz. Şuraya bir çekelim. Nerede ki bizim yani? Viyana Budapeşte'den bir tık daha pahalı arkadaşlar. Öğle yemeği için McDonald's'a geldik. Kişi başı 5 euro, toplam 10 euro verdik. Double chicken burger. Burada soslar da ekstra ücretli. Ketçap, mayonez de dahil arkadaşlar. Şimdi tuvalete gireceğiz. O da ekstra ücretli. Türkiye bu konuda gerçekten bedava. Hem bir şeyler alıyorsun hem de ekstra tuvalete ücret ediyorsun. Şimdi gördüğünüz gibi ödeme sistemi böyle 50 sen. Tulumbayı çekiyorum. Kol var burada. Kolu bastırdığımız zaman. Bunların çeşme suları satın sularından daha güzel. Otostop çekeyim mi? Böyle işte. Fayton seferleri var. Çok havalı arabaları ya. Renkleri falan harika. Dünyaca ünlü markaların bulunduğu sokaklar. Mesela burada Rolex'i görüyorsun. Bakalım fiyat yazıyor merak ettim. 10.350 euro galiba. Evet. Kodu değil mi? Değildir. 10.350 euro. Yaklaşık 350 bin lira falan. Fena fiyat değil ya bir saat için. Her yer kapalı tabii pazar olduğundan dolayı. Sadece restoranlar, kafeler açık arkadaşlar. Onun dışında alışveriş yapabileceğiniz her yer kapalı. Avusturya tarihi çok yenilgi görmüş bir tarih arkadaşlar. Yani ona rağmen restorasyonlar çok başarılı. Şöyle bir kilise gördük. Girme deneyeceğiz. Bu gördüğümüz kilise de Maria Stiegen adıyla bilinen bir kiliseymiş. Ona Avusturya'da olan gotik bir kilise. Şehrin en eski kiliselerinden biri. Kutsal emanetlerin bulunduğu bir kiliseymiş. Yazalım. Herkes bir şeyler yazmış. Amin yazmış bir. Thank you.
Bu ne ya, aslan gibi. Siyah aslan. Galiba Kafkas çoban köpeği. Çok tatlı. Bakalım mı bir? Hayvan tastan bile içmiyor. Çeşmeden içiyor. Bu ne ya? Ben içecektim o çeşmeden ya. Tastan içer diye düşünmüştüm. Gitti çeşmeyi de ağzını dayadı. Nasıl içeceğim şimdi? Aşkım ya. Tastan bile içmiyor hayvan. Yalnız hayvan demek hakaret olur ya. Çok farklı bir şeydi. O ne öyle? Kocaman ya. Arkadan bir görseniz. Uf, bir dünya hayvan. Çok büyük. Macera dolu Viyana, Viyana. Sesim niye kötü ya? Güzel olsa çok şarkı söylerdim. Şimdi de söyle aşkım. Say hi. Bunları yapayım mı? Alttakileri mi? O var ya, aynen. Şimdi selam söylettireceğim size Viyana'dan. Bu çok sert bakıyor ya. Say hi. Lan ne kadar suratsızsınız siz ya. Boş bu, bak ablama bak, ablam nasıl kullanıyor aşkım. Ya habibi. Bu bulunduğumuz bölgede kaçsız bina olarak geçiyormuş arkadaşlar. Bunun da sebebi pencerelerin üstünde pervazların olmayışı. Görüyorsunuz, bu sanat dolu bir bina. Bu ise kaçsız modern bina. Bir de bunun her bir taşı belli bir dönemi ifade ediyormuş. Hangi taşlar bilmiyorum. İsveç çakısı çok iyi. Vay. Tabii kapalı, gezemiyoruz. Çok garip bir detay var, görebiliyor musunuz? Ezgi hala göremedi. Ne? Çok garip bir detay var. Yorumlara Arkan yazın. Var. Başka? Yılan var. Adam ezilmiş. Hepsi yıkılmış. Başka? Ayak var. Ne, yaprakla kapanmış herif söylüyor. Bu ne yeşil? Hangisi? Bakar mısınız ya? Ellerindeki damarlara kadar var yani detaylar. Çok iyi. Harika ya. Çok garip değil mi ya? Kendini izlediğin filmlerde gibi hissediyorsun değil mi? Evet. Dayım. Fayton şoförü. Hayvanlar yorulmuş ya. Bir de buradaki heykellere bakın. Pirana aşkım, bak şu balık. Ayaklarının altında ezilmiş. Ejderha. Ejderhayı öldürüyor. Üç başlı ejderha. Bunun bir anlamı vardı ya. Bilenler yoruma yazsın. Viyana'ya gelenler için küçük bir tavsiye. Yanınızda boş da olsa su şişesi alın. Çünkü her yerde çeşme ve suyunuzu doldurabileceğiniz aletler var. Şu an bizim şişemiz olmadığı için bakıp geçiyoruz. Oh dur. Biraz hem de serinletiyor. Her yerde su dolduran birileri var. Hepsinin elinde şişeleri var. Buradan dolduruyorlar. Ay, su fışkırır oradan bir de bir sürü. Bu da şehrin işlek bir caddesi herhalde. Şu karşısı da Modern Sanatlar Müzesi'ymiş. Bunlar bisiklet yolları yeşil. Çoluk çocuk biniyorlar. Hepsinde kaskı var. Bu cadde çok güzel bir cadde bence. Thank you. Müzelerin olduğu kısımları geziyoruz. Çok güzel bir yapı. Çok geniş meydanları var ya. Hep ortada bir heykel. Bu kadar büyük binalara rağmen bu kadar geniş meydanlar. Ne kadar tatlı. Herkes manzaraya karşı oturmuş şurada arkamızda. Ne güzel fikir. Bir çubuk bir ip. Çok iyi. Wow. Wow. Burası Viyana'nın en meşhur saraylarından, yazlık olarak inşa edilmiş bir saray. Maria Theresa'nın emriyle yapılmış olan bu kompleks sarayın tiyatrosu. Biz nasıl şimdi evimize gidince televizyonu açıyoruz, Netflix'i seyretmeye başlıyoruz. Çünkü hikaye insanın varoluşundan gelen bir ihtiyaç. Güzel sanatlar ve bilim adına en ileride olan isimler hep burada toplanmış. Mozart ilk konserini burada vermiş. Beethoven, aklınıza gelebilecek bütün önemli isimler hepsi burada şey yapmış. Of, yani çok büyük ya. Yukarıda... Saray gerçekten çok büyük. Bu gördüğünüz alan kadar, bir bu kadar daha alan varmış. Evet. Şu karşıda gördüğümüz yerde heykellerin bulunduğu. Orası Neptün Çeşmesi'ymiş. Çok iyi ya. Bak aha nasıl atlıyor. Çok güzel bir yer ya.
dönemin en önemli bir diğer mimarı Baron Fischer von Erlach da bahçe düzenliyor. Arkadaşlar bu sarayın yapımında Kral Joseph bulunuyor. Kral Joseph'ten de biraz bahsedeyim. Maria Theresa'nın oğlu Joseph evlendirmeye gidiyorlar soylu bir aileye. O arada o ailenin en küçük kızına aşık oluyor. O kız da 14 yaşında. Joseph diyor ben diyor beklerim diyor. Bekliyor. Sonrasında evleniyorlar Sisi ile. Sisi çok güzel bir kadın. Ne giyse moda oluyor. Tuna Nehri boyunca düğün yapıyorlar. Fakat mutlulukları çok uzun sürmüyor. Çünkü Kral Joseph işine çok aşık bir adam. Hatta üzerine güneş doğmadığını da söylüyorlar. İşine aşık olduğundan dolayı görüşemiyorlar Sisi ile. Sonrasında işte ayrılıyorlar. Bildiğimi de unuttum senin yüzünden. Bu gördüğünüz tünel gibi alanın kadar sarmaşıkla dolu olmasının sebebi de arkadaşlar. Eskiden şöyle bir gelenek varmış. Erkekler beyaz ve kilolu. Kadınlar da yine aynı şekilde beyaz ve kilolu olduğu zaman soylu oluyormuş. Yani soylu olduğu anlaşılıyormuş. Bu yüzden de işte bahçe içerisinde, saray içerisinde gezerken güneşten yanmamak için sarmaşık tüneller bulunuyormuş. Ben beyazım ama kilolu değilim. O yüzden soylu da değilim yani. Sen soylu musun? Biraz soylu hak etmem için kilo almam lazım. Fakir. Program yapıyor gibi oldum. Aynen. Bu sarayda yaşamış olan Maria Theresa Avusturya'cı çok önemliymiş. Çünkü Avusturya'nın ilk ve tek kadın yöneticisi ve çok büyük gelişmeler yapmış Avusturya için. Tiyatrolar, işte farklı etkinlikler. O yüzden Avusturya'nın hani gelişiminde, ilerlemesinde en büyük katkıları olan yöneticilerden biriymiş. İyiyle. Rondo alla turca. Tramvay bekliyoruz. Orada ticket diyor. Yana geceleri. Madem gelmedi. Bunu çekecektin nasıl? Çektim ki. Çektim. Ve araya nasıl şey oldu ya? 2.6 euro. Saçma bir şey yapmış. Bekledi o da bizi geri. 3'er euro gidiyor. Evet. Şurayı onaylatayım. 2.60 5.20 euro. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Arkası başka yere gidiyormuş. Ulaşım pahalıymış ya. Evet bayağı pahalı. Neyi söyleyemiş? Bizim için kimse kontrol etmiyor. Denetlemiyor da. Ama arada bir denetlemeciler geziyormuş. Ve onlara yakalanırsanız ciddi anlamda para cezaları varmış. Onun dışında yani bilet almasanız da kimsenin ruhu duymaz ama denetlemeciye denk geldiyse büyük sorun oluyormuş. Tramvaydan indik. Şimdi gündüz gezdiğimiz katedral vardı. Bir de onun gece halini göreceğiz. Böyle belediye binasının önünde akşamları etkinlik oluyor falan demişlerdi. Evet oraya da gideceğiz belediye binasının oraya. Ya bence bu saatlerde gezmek daha keyifli ama işte giremiyorsunuz bazı yerlere. Ben bugün de. Benim doğum günüm. Şimdi bir aranızda para toplayıp Rolex almanız yok mu bana? Vay be Rolex gerçekten. Yok lan şaka. Bak ne ya. Desen inanıyorlar. Hayır ya. Çok tatlı söylüyor. Hayır Rolex çok pahalı. Türkiye'den çok daha ucuz Rolex. 300 bin TL. Türkiye'de 500-600 bin liradan başlıyor. Hadi ya. Doğum günü çocuğu yürü bakayım. Rolex'ten de aşağı değil yalnız Rolex'siz diyor. Tepkileri merak ettim ya. Güzel ya sokaklar. Kalabalık da iyi. Evet. Bayağı dolu. Burada Avrupa'da olduğumuzu hissettik açıkçası. Sosyoekonomi, sosyokültürel olsun. Budapeşte bu kadar değildi şey olarak, ekonomik olarak. Biraz daha zayıf öyle söyleyelim. Baksanıza binalara. Yani binaları izleyeceğim derken elektrik direğine vuracaktık aşkım. Gündüz gördüğümüz katedral. Işıklandırmalar zayıf biraz. Sebebini bilmiyorum. Vallahi açıkçası gündüz daha görkemli gözüküyor. Hadi gidelim nereye dersiniz? Ateşin Kızı. Şimdi belediye binasının olduğu yere doğru yürüyoruz. Yorulmak bilmeyenler.
Diğerleri otelde uyudu. Belki dışarıdan daha bir günlük gözlemimiz ama yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Film bitti. Herkes var ya kalktı gitti. Alkışlarını yaptılar. Herkes hiç sorunsuz, sorgusuz dağıldı yani. Ya büyük ihtimalle gidecekler evlerine, uyuyacaklar, yarına hazır olacaklar yani. Burada hareketli bir yere benziyor. Her şey 5 euro değil mi ya? Elimize attığımız şey 5 euro. 4.40 euro, 5.90. Yiyecekler genelde 11 euro, 12 euro. Ya düşünsenize böyle bir etkinliğe geliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Bir de burada hani 5 TL'ye yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Ekstra bir de 5 TL'ye içeceğinizi de içebiliyorsunuz. Bilmiyorum. Ay, şimdi Türk parasıyla hesaplayana kadar her şey çok güzel. Evet, Viyana turumuzun ilk gününün sonuna geldik. Yurt dışı turumuzun 3. günü bitiyor. Keyifli bir gün oldu. Gözlerimiz bayram etti diyebiliriz evet. Yani. Yani bugün kendimizi Avrupa'da hissettik 3. günde. Bir sonraki videoda çok güzel Alp manzaraları ve çok güzel doğa manzaraları göreceksiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.